Merhaba arkadaşlar. 8. testle birlikteyiz. Devam edelim hemen. Diyor ki, 2018 Biyoloji Dersi Öğretim Programı'nda her kazanımla ilgili bir numaralandırma sistemi bulunmaktadır. Buna göre bir kazanım verilmiş. Bu kazanımla ilgili hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bu konuda diyor toplam 5 kazanı bulunmaktadır. Şimdi ilk önce şuna bakalım. Arkadaşlar şu sınıf düzeyi. Şu ilk ünite olduğunu yani birinci ünite olduğunu gösteriyor. Birinci ünitenin dördüncü konusu ve beşinci kazanımı. Diyor ki bu konuda toplam 5 kazanım bulunmaktadır. Arkadaşlar ben buraya bakarak toplam 5 kazanım vardır kesin diyemem. 6. olabilir 7. olabilir. Bu ünitede toplam 4 konu bulunmaktadır. E, toplam diyor sonuçta 5. konu da olabilir buna bakarak söyleyemem. Bu sınıf düzeyinde toplam 1 ünite bulunmaktadır. 1. E, ünitedeyiz henüz e, diğerine ilgili bir bilgi vermediği için bunu da bilemem. Bu konuda en fazla 6 kazanım bulunabilir. Bilemeyiz arkadaşlar 7 kazanım 8 kazanım. Bu ünite düzeyinde en az 4 konu bulunmaktadır. Bakın 4. konu değil mi? O zaman en az 4. Bunun 5'i de olabilir 6'sı da olabilir. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacak. İkinci sorum. Buna göre diyor Fleming'in Pelisin'i keşfetmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi en doğru açıklamadır? Bakalım. İnsanda kullanılan ilk antibiyotik olan penisilin 1928 yılında Alexander Fleming tarafından keşfedilmiştir. Staphylococcus bakterisini kültür kaplarında çoğaltan Fleming bu kapları yıkamadan bir aylık tatile çıktı. Döndüğünde küflenen kapları yıkarken kapların birindeki küfün e, çevresinde bakteri büyümediğini gördü. Mantardaki bir madde bakterinin çoğalmasını engellemişti. Maddeyi mantardan ayırdı ve ona penisilin adını verdi. Bakalım en doğru açıklama hangisi olacak? penisinin keşfi tamamen tesadüf sonucu oluşmuştur. penisinin keşfi bilim adamının farklı yöntemler kullanması sonucu oluşmuştur. Penisilin'in keşfi kişisel deneyim ve bilgiler ışığında yapılan bir akıl yürütme sürecinin ürünüdür şimdilik bu gibi. Penisilin birbirini destekleyen fikirlerin sonucu olarak keşfedilmiştir. E, Fleming antibakteriyel maddelerle ilgili çalışmalar yapan ilk bilim insanıdır. Arkadaşlar bununla ilgili çıkarabilecek en doğru açıklama C şıkkıdır. Cevabımız C şıkkı olacak. Üçüncü soru. Yukarıda verilenlerden hangileri genden protein ünitesi ile ilgili olarak gereksiz ayrıntı sayıldığından ilgili kazanımlar ulaşılırken öğretmenlerin vermemesi gereken konulardandır. Nükleik asitlerin keşfine katkıda bulunan bilim insanları. Bunları her zaman veriyoruz arkadaşlar bilim insanlarını. DNA eşleşmesi sırasında görev alan ligaz ve primaz. Arkadaşlar bu enzimleri vermiyoruz. Bizim verdiğimiz enzimler polimeraz, helikaz gibi enzimlerdir. Dolayısıyla bunları vermiyoruz. Nükleik asitlerinin çeşitleri ve görevleri bunları da tabii ki ön bilgi olarak aktarmamız gerekiyor. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki. Dördüncü soru. Ki, bir biyoloji öğretmeni solunum kavramını 10 defa alt alta yazarak öğrencilerden 45 saniye içerisinde solunum kavramının kendilerinde çağrıştırdığı kelimeleri veya kavramlarını yazmasını ister. Buna göre konu, kullanılan bir ölçme ve değerlendirme e, bu ölçme ve değerlendirme yöntem veya tekniği ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Kelime ilişkilendirme tekniğidir, geleneksel bir ölçme yöntemidir, kavram yanılgılarının tespit edilmesinde kullanılır. Arkadaşlar burada kelime ilişkilendirme tekniğidir. Doğru. Sonuçta 10 defa alt alta solunum yazıyor ve 45 saniye içerisinde akıllarına ne geliyor bunu söylüyor. E, dolayısıyla aslında 450 saniye içerisinde çocuğun kafasında bir e, ilişki oluşturuyoruz. Yani kelime ilişkilendirme yapıyoruz. Geleneksel bir ölçme yöntemi değil tabii ki kavram yanılgılarını tespit edilmesinde kullanılabilir Evet çocuğun söylediği kelimelerle işte kavramlarla arkadaşlar biz yanılgılarını ortaya çıkarabiliriz cevabımız 1 ve 3 olacak gelelim diğer sorumuza diyor ki bir biyoloji öğretmeni olarak bitkilerin besinlerin bitki içerisinde taşınmasını kolay açıklamaya çalışan okuyamadım Tabii ki yine basınç akış teorisi konusuyla ilgili deney düzenini hazırlama şeklinde bir performans görev veriyor. Buna göre bu öğretmenin ilgili performans ödevini değerlendirirken aşağıdaki ölçme araçlarından hangisini kullanması en uygun olacaktır. Arkadaşlar performans görevlerini verdiğimiz zaman en uygun olan ölçme aracı dereceli puanlama anahtarıdır. Hem süreç hakkında bir değerlendirme yapıyorsunuz yani öğrencinin neler yaptığı ile ilgili hem de sonuç hakkında yani üretilen ürün hakkında değerlendirme yapabiliyorsunuz. O yüzden her zaman için dereceli puanlama anahtarı performans ödevlerinde en uygun anahtardır. Diğer sorumuza gelelim. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisine yanlışlık yapılmıştır? Şimdi bilimsel süreç becerisi onunla ilgili tanımlar var. Bakalım. Sınıflama. Objeleri, olayları veya onları temsil eden bilgileri bazı metotlar ve sistem kullanarak benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayırmak. Bu doğru gibi duruyor. Dursun. Sayı uzay ilişkileri kurma, matematiksel kuralları ve formülleri, nicelikleri hesaplamada veya temel ölçülerle ilişki kurmada uygulamayı, nesneleri düzlem, simetri eksenleri ve üç boyutlu şekillerine göre anlamayı ve anlatmayı içerir. Evet arkadaşlar bu doğrudur. Verileri kaydetme. Olaylar ve nesneler hakkında toplanan verileri bilimsel literatürde kullanılan çeşitli düzenleyici formlarda kaydetme içerir. Bu da doğru. Sonuç çıkarma yani yordama, deneylerde elde edilen veriler arasındaki ilişkileri ve eğilimleri görme becerisidir. Arkadaşlar görme becerisi değil bu. Bu görme becerisi dediğimiz gözlemdir tabii ki. Sonuç çıkarma farklı. Sonuç çıkarma şöyle. Eğer bu deneyin sonucu bu şekilde olduysa o zaman genel bir yargı çıkaracak. Dolayısıyla bu yanlıştır. Değişkenleri belirleme yapılacak deneyin gidişatını etkileyebilecek tüm etkenlerin ifade edilmesidir. Bu da doğrudur. Cevabımız değişiklik olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerine bitki büyümesine etki eden çevresel faktörlerle ilgili bir araştırma yaptırmaktadır. Öğretmenin bu araştırmada bitki büyümesine etki edip ölçülebilen faktörü bulma ve uygun bir hipotez oluşturma basamaklarını değerlendirmek amacıyla geliştirdiği dereceli puanlama ölçekleri aşağıda verilmiştir. Şimdi diyor ki buna göre oksin hormonu etkilidir şeklinde hipotez kuran bir öğrenci her bir ölçekten kaç puan alır? Şimdi bakalım arkadaşlar Bitki büyümesine etki eden. Bakalım şimdi oksin hormonu bitki büyümesine etki eder mi? Eder değil mi? Diyor ki ölçülebilen ve bitki büyümesine etki eden çevresel bir faktör. Bakın çevresel değil değil mi? Oksin nedir? Genetik bir faktördü Sonuçta bitkinin kendi ürettiği bir şey. Ölçülebilen bitki büyümesine etki eden ancak çevresel olmayan bir faktör. Evet arkadaşlar burada çevresel olmayan bir faktör olduğu için bunu alırım. O zaman birincisinden ne aldı? 10 puan aldı. İkinci ölçek uygun hipotez oluşturma. Bağımlı ve bağımsız değişkeni içeren bir hipotez cümlesi oluşturmuştur. Arkadaşlar burada bağımsız değişken var ama bağımlı değişkenle ilgili bir cümle kurmamış. Yani oksin hormonu işte bitki büyümesinde etkilidir veya işte bitki büyümesini olumlu yönde etkiler gibi bir şey söyleseydi o zaman bağımlı değişken de ortaya çıkardı. Bu sadece bağımsız değişkeni kullanmış. Bu değil bağımlı veya bağımsız değişkenlerden sadece birini evet sadece birini içeriyor o zaman buradan da 5 puan alacak yani ona 5 alacak arkadaşlar cevabımız A olacak gelelim 8. sorumuza Diyor ki, 9. sınıf yaşam bilimi biyoloji ünitesinde nükleik asitler konusunu basit bir şekilde anlatan bir biyoloji öğretmeninin öğrencilere zaten bu konuyu 12. sınıfta genden protein ünitesinde daha detaylı olarak göreceksiniz demesi bu konuyla ilgili aşağıdaki içerik düzenleme ilkelerinden hangisine uygundur? Arkadaşlar bakalım. Vardama, güncellik, dikey kaynaşıklık, yatay kaynaşıklık, faydalılık. Şimdi bu hangisi olacak? Dikey kaynaşıklık olacak. Neden dikey kaynaşıklık? Çünkü arkadaşlar, eğer ben 9. sınıfta gördüğüm bir konuyu bir başka sınıf düzeyinde daha detaylandırarak anlatıyorsam biz buna dikey kaynaşıklık diyoruz. Yatay kaynaşıklık ise daha farklıdır. Yatay kaynaşıklıkta şöyle düşünün. Hani farklı sınıf düzeyinde değil de aynı sınıf düzeyinde daha böyle detaylı veya ilerleyen konularda daha detaylı bir şekilde anlatacaksak bu da yatay kaynaşıklıktır. Cevabımız C şıkkı olacak. Dokuzuncu soru. Biyoloji dersinde mikroskop ile ilgili becerilerin kazandırılmasında yukarıda verilen ifadeler aşağıdaki bulumun Psikomotor alan basamaklarından sırasıyla hangisine karşılık gelir diye sormuş bize bakalım. Diyor ki mikroskopun kullanımını anlatan öğretmeni dikkatlice izler. Bu hangisi olacak? Tabii ki algılama olacak değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle B şıkkı C şıkkı gitti. Öğretmenle beraber mikroskopta görüntü bulur. Bu nedir? Kılavuzla yapma. Hepsinde kılavuzla yapma var. Mikroskopta görüntüyü bulur. Arkadaşlar ne yaptı bakın kendisi buldu değil mi? Kendisi bulduğu için yine beceri haline getirme. Burada yeni durum uydurma var bu da gitti. İlk defa gördüğü farklı özellikteki bir mikroskopta görüntüyü bulur. He, bakın şimdi. Burada yaratma demiş. Burada da yeni durumu uydurma demiş. Bakın ilk defa gördüğü bir mikroskop var. Onu da buluyor. O zaman bu yeni durumu uydurma olayıdır. Mikroskopta eline kesiti incelenecek olan yapraktan özgün bir yolla kestirilir. Bakın özgün yani kendine özgü bir yolla. Bu da nedir? Yaratma olayıdır. Cevabımız denizli şıkkı olacak. Gelelim 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Kalıtımın temel ilkeler ünitesindeki konularla alakalı olarak öğrencilerde uygulama düzeyini belirlemeye yönelik sorulardan biridir. Uygulama düzeyi. Bilim tarihinde kalıtımla ilgili kavramların gelişimini özetleyiniz. Mendel ilkelerini örneklerle açıklayınız. X ve Y kromozomlarının eşeğin belirlenmesindeki rolü nedir? Dibrit bir çaprazlamada oluşabilecek fenotip ve genotip oranlarını punnet karesi kullanarak bulunuz. Genetik mühendisliği uygulamalarının insan hayatına etkilerini iddialayınız. Şimdi arkadaşlar bakın uygulama kendisi bir şey çıkaracak. Burada en uygun hangisidir? Denizli şıkkı. Sonuçta Punet karesini kendisi kullanacak, kendisi bulacak. Dolayısıyla denizli şıkkı olur. 11. soru. Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için çıkarımlarda bulunur. Kazanımı revize edilmiş Blom taksonomisine göre hangi basamakta yer alır? Arkadaşlar Blom taksonomisi bir geleneksel Blom taksonomisi eski yani bir de yenilenmiş Blom taksonomisi vardır. Şimdi burada bize yenilenmiş Blom taksonomisine göre hangi basamakta yer aldığını soruyor. Diyor ki, solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için çıkarımlarda bulunur. Anlama, kavrama, hatırlama, bilgi, analiz, analiz, anlama, bilgi, yaratma, sentez. Arkadaşlar burada bakın. İlk önce bir solunum sistemini anlayacak, değil mi? Bir anlama olacak. O zaman şunlar gitti. Sonra bununla ilgili de çıkarımlarda bulunacak arkadaşlar. Yani kendisi çıkarım yapacak. O zaman anlama, kavrama. Burada bilgi diyemem. Bilgi deseydim ne olurdu? Çocuk işte var olan bir bilgiyi sadece hatırlayıp anlatırdı. Ama böyle bir şey yok. Burada ne yapıyor? Çıkarımda bulunuyor. O yüzden anlama kavrama olayı oluyor. Gelelim 12. sorumuza. Biyoloji dersi kapsamında yapılan aşağıdaki etkinliklerden hangisinin öğrencilerin sorgulama becerilerinin düzeyi bakımından diğerlerine göre daha üst seviyede olduğu söylenebilir. Şimdi ne yapacağız? Sorgulama beceriyle en üst düzeyi arayacağız. Dolaşım sisteminde görevli doku ve organları listelemişlerdir. Bunu bir kere at gitsin. Davranışı etki eden faktörleri sorgulayarak sınıf içinde tartışmışlardır. Böbreğin yapısını sınıfa getirdikleri hayvan böbreği üzerinde incelemişlerdir. Yapraklarından ilaç olarak yararlarından bitkilere örnekler vermişlerdir. Yoğurt yapımı ile ilgili basit deneyler tasarlayarak fermentasyon olayını gözlemlemişlerdir. Arkadaşlar en üst seviyede olan hangisi? Davranışı etki eden faktörleri sorgulayarak bakın sorgulama olayı yapıyor. Yani çocuk ne yapıyor burada? Kendi dünyasından bir şeyler katıyor. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi asit baz kavramını geliştirmede kullanılan zihinsel süreçlerden değildir? Genelleme yapma, aşırı genelleme, ayrım yapma, tanımlama, turnu sol kağıdı. Arkadaşlar burada e, zihinsel süreç diyor. Zihinsel süreçte genelleme olur. Aşırı genelleme, ayrım yapma, tanımlama, tanımlama olur ama turnu sol kağıdı zihinsel bir süreç değildir değil mi? Yani görsel sonuçta onu kendi elimizle tanımını yapabiliyoruz. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı oluyor. 14. Aşağıdakilerden hangisi biyoloji biliminde prensibe karşılık gelen bir ifadedir? Prensip. Neydi? Ya hep ya hiç prensibi vardı mesela. Diyor ki bir gen bir polipeptidin sentezinden sonludur Bu hipotez değil mi? Bir gen bir polipeptiz hipoteziydi. Hücreler kendinden önceki hücrelerin bölünmesiyle oluşur. Bu hücre teorisi. Kloroplast organeli siyona bakterilerden oluşmuştur. Bu endosimbiyosis hipotezi. Solungaç kılcallarında kanın akış yönü ile dışarıdaki suyun akış yönü birbirine zıttır demiş. Dursun bakalım. Türlerin sayısı sabit olmayıp zamanla değişebilir. Bu da yine arkadaşlar bir bilgidir. Ama şuradaki denizle bir prensiptir arkadaşlar. E, prensibe karşılık geliyor. Bu arada E şıkkı da evrim teorisine karşılık geliyor. Evrim teorisi. Evrim teorisi. Evet. Gelelim 15. sorumuza. Enzimler konusunu işlerken termostat oda sıcaklığı ayarlanan değere geldiği zaman otomatik olarak vana üzerindeki pimi iterek su akışını kısar ve vanayı kapatarak radyatörün gereksiz yere ısı yaymasını önler. Oda sıcaklığı 2 derece düşünce termostat tekrar devreye girip vana üzerindeki pimi itmeyi bırakarak yeniden su sirkülasyonu yapmasını sağlar şeklinde. Bir açıklama yapan biyoloji öğretmeni enzimlerin aşağıda belirten özelliklerinden hangisini anlatıyordur? Arkadaşlar fark ettiyseniz geri dönüşüm olayı yani yani nedir? Feedback mekanizmasını anlatıyor diyor ki enzimlerin çalışmasını sıcaklıkla ilgisi, ilgi, ilişkisini enzimlerle aktivasyon enerjisi arasındaki ilişkiyi enzimle substrat arasındaki ilişkiyi takım halinde çalışan enzimlerde son ürün ile ilk enzim arasındaki ilişkiyi enzimle aktivatör arasındaki ilişki tabii ki bu nedir arkadaşlar son ürünle ilk enzim arasındaki ilişki sonuçta gidiyor onu durduruyor burada da aynı şekilde bir örnek vermiş cevabımız denizli şıkkı olacak. 16 Peki hayvan biyolojisi ve insan ünitesini işleyen bir biyoloji öğretmeni öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuştur. Soru şu. AB0 sistemi yönüyle kan nakilleri hangi gruplar arasında gerçekleşir? Bu soruya 3 öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdaki gibi olmuştur. Deki öğretmen öğrencilerin soruya verdiği cevapları değerlendirdiğinde bazı cevapların düzeltilmesi gerektiğine karar vermiştir. Hangilerinin diyor verdiği cevaplar düzeltilmelidir bakalım. Öğrenci demiş ki birinci öğrenci. Kan nakillerinde önemli olan RH faktörü olduğu için AB0 sistemi yönüyle tüm kan grupları birbirlerinden kan alıp verebilir. Burada önemli olan RH pozitif veya RH negatif faktörlerinin uyumlu olmasıdır. Arkadaşlar bu yanlış bir bilgi değil mi? Sadece RH pozitif RH negatif'e değil, AB0'a da bakıyoruz. O yüzden bunun düzeltilmesi lazım. Kan nakillerinde AB kan gruplu birey genel alıcı, sıfır kan gruplu birey ise genel vericidir. Yani AB her kan gruplu bireyden kan alabilir ve hiçbir sorun oluşmaz. Sıfır kan gruplu birey de herkese rahatlıkla kan verebilir demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman e, bu da yanlıştır. Neden yanlıştır? Şimdi bakın okuduğunuz zaman doğru geliyor ama şurada demiş ya AB kan gruplu her e, bireyden kan alabilir ve hiçbir sorun oluşmaz demiş ya. Burada hiçbir sorun oluşmaz demesi yanlış olmuş. Çünkü sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bunu da düzeltilmesi gerekiyor. Bu sistem yönüyle kan nakillerinde herkesin kendi kan grubundan kan vermesi gerekir. Sıfır kan gruplu bireyli, bireyin al yuvarlarında antijen olmadığından sadece al yuvarlarını diğer kan gruplu bireylere verebilir. AB kan gruplu birey de sadece diğer gruplardan al yuvarlarını alabilir. Bakın bu çok doğrudur. Bu doğru ama 1 ve 2 düzeltilmesi gerekiyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim 17. soruya. Bir biyoloji öğretmeni esnek plastikten yarım ay şeklinde bir enzim modeli oluşturuyor. Yarım ayın sırt tarafına küçük bir topun girebileceği kadar da cep yapıyor. Küçük top cebe girdiğinde yarım ayın iç yüzeyinde şekil değişikliği meydana getiriyor. Bunun sonucu olarak yarım ayın iç yüzeyi tut, tutması için tasarlanmış olan daha büyük bir topu bırakıveriyor. Buna göre diyor, böyle öğretmen böyle bir düzenekte fonksiyonel bölge kavramını Aşağıdakilerden hangisiyle modellemiştir? Fonksiyonel bölge Arkadaşlar buradaki fonksiyonel bölge hangisidir? Hani e, aktif bölge diyoruz ya biz aktif bölge yarım ayın iç yüzeyidir değil mi? Yarım ayın iç yüzeyi aktif bölgedir çünkü Küçük top gelip işte dış tarafta herhangi bir yere bağlandığı zaman ne yapıyor o iç yüzey bozularak içerisinde bulunan büyük topu bırakıyor Dolayısıyla aktif bölge dediği Yarım ayın iç yüzeyi oluyor 18 Öğrencilerin eş baskınlık ve eksik baskınlık aynı kavramlardır şeklinde bir kavram yanılgısına sahip olup olmadığını belirlemek isteyen bir öğretmen aşağıdaki iki aşamalı testi uygulamaktadır. Bu testin birinci ve ikinci aşamasında hangi seçenekleri seçen öğrencilerin bu kavram yanılgısına sahip olduğu söylenebilir. Bakalım. Aslan ağzı bitkisinde kırmızı ve beyaz çiçekler çaprazlandığında F1 dölündeki bireyler hangi renkte çiçeklere sahip olur? Pembe renkli çiçekler, taç yapraklarının yarısı kırmızı yarısı beyaz olan çiçekler. Arkadaşlar aslan ağzı bitkisi kırmızı ile beyaz yan yana gelince ne oluyor? Pembe renkli çiçek oluyor. Eğer B'yi işaretlerse o zaman ikisini karıştırıyor demektir. bir e, Testin birinci aşamasındaki seçeneği neden seçtiğinizi belirtiniz. Çünkü aslan ağzı bitkisinde çiçek rengini kontrol eden iki alel arasında tam baskınlık yoktur. Çünkü iki allel bir arada olduğu zaman her ikisi de fenotipte etkisini gösterir. Bu da ne olacak arkadaşlar? Bu da B olacak. Bakın A şıkkı doğrudur. Burada da A şıkkı doğrudur ama B şıkları yanlıştır. Yani kavram yanılgısı olduğunu gösterir. Burada zaten aslan ağzı bitkisinde ne vardır? Eksik baskınlık vardır ama şu B şıklarını veren öğrenci ne düşünüyor? Eş baskınlık olduğunu düşünüyor. O yüzden cevabımız BB şeklinde yani Edirne şıkkı olacak. 19. Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji konusunu 5E modelini kullanarak işlemek isteyen bir öğretmenin açıklama aşamasında yapmaması gereken bir uygulamadır? Açıklama aşamasında. Biyoteknoloji konusunu detaylı bir şekilde anlatarak öğrencilerin eksiklerini tamamlamasını sağlaması. Şimdi arkadaşlar eğer biz 5E modelini kullanıyorsak 5E modeline göre hatta aslında geleneksel değil de modern olan tüm yöntemlerde öğrenciye bilgiyi direkt hazır olarak değil de öğrencinin bulması için ipuçları vermemiz gerekiyor. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman konuyu detaylı bir şekilde anlatıyor. Öğrencinin eksiğini tamamlamasını istiyor. Burada sen öğrencinin nerede eksiği varsa ona doğru yönleneceksin ve öğrenciye ipuçları vererek doğruyu kendisini bulmasını sağlayacaksın. Dolayısıyla burada A şıkkı yanlıştır. Yani yapmaması gerekiyor. Diğerlerini de okuyalım. Biyoteknoloji konusuyla ilgili bir belgesel film izletmesi olabilir. Öğrencilerin biyoteknoloji konusuyla ilgili ulaştığı bilgileri soru cevap tekniğini kullanarak ortaya çıkarması olabilir. Öğrencilerin biyoteknoloji konusuyla ilgili kavramları kendi ifadeleriyle açıklamalarını sağlaması olabilir. Biyoteknoloji konusuyla ilgili bir animasyon film izletmesi de olur arkadaşlar. Ama direkt konuyu baştan sona ayrıntılı bir şekilde anlatmıyoruz. Öğrenciye daha böyle anlayabileceği tarzda söylüyoruz. ipuçlarını vererek bilgiyi kendisini bulmasını istiyoruz. 20. soru diyor ki biyoloji laboratuvarında kullanılan bir kimyasal madde şişesinin üzerinde e, olan yukarıdaki sembolün anlamı hangisidir? Arkadaşlar bu sembol kolay alevlenir. Zaten baktığın zaman alev işareti var. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. 21. Diyor ki buna göre öğretmenin uyguladığı laboratuvar yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Bir biyoloji öğretmeni bitkilerde çimlenme konusunu işlerken öğrencilerine Çimlenme olayı ışıktan nasıl etkilenir sorusunu yöneltmiş ve yaptığı sınıf içi etkinlikle ilk olarak onların konuyla ilgili doğru veya yanlış ön öğrenmelerini ortaya çıkarmıştır. Daha sonra öğrencilerin ön öğrenmelerine dayalı olarak bir laboratuvar etkinliği planlamış, etkinlikte yapılacak olay olan deney için gerekli araç gereçleri sağlamış. Öğrencilere deneyi nasıl yapacaklarını anlatarak deney sonuçlarını hazırladığı bir çizelgeye yazmalarını istemiştir. Sonra da Öğrencilere çimlenme olayı için ışığa gereksinim var mı? Çimlenme olayında ışığın rolünün olmasını bekler miydiniz ve neden sorularını yönelterek öğrencilerin konuyla ilgili ön öğrenmeleri ile yeni öğrenmeleri arasında bağ kurmalarını sağlamış ışığın çimlenme üzerindeki etkisini öğrencilerin deneyimlerini de kullanarak yalın bir dille açıklamış ve son olarak da öğrencilerde çimlenme etki eden faktörlerle ilgili çeşitli uygulamalar yaptırmıştır. Vay be vay yani Türkçe gibi bir paragraf. Diyor ki kullandığı laboratuvar yaklaşımı hangisidir diye sormuş biz arkadaşlar. Rehberli sorgulama, doğrulama. Şimdi doğrulama olsaydı zaten sonucunu kendisi verirdi yapılandırıcı buluş yoluna buluş yolu da değil arkadaşlar bütünleştirici ne olacak? Cevabımız Z şıkkı bütünleştirici. İlk önce ne yapıyor? Öğrencinin bilgisini ölçüyor. Daha sonra laboratuvar yöntemiyle bu bilginin kalıcı olmasını veya işte eksik öğrenmeler varsa bunları tamamlıyor. gelelim diğer sorumuza. 22. Döke, yukarıda verilen bilimsel süreç becerilerinden hangileri biyoloji öğretiminde problem çözme yönteminin kullanılmasıyla öğrencilerde geliştirilmeye çalışılan temel süreçlere ait bir beceridir. Bilim problem çözme yöntemi, verileri kaydetme, önceden kestirme, ölçme, hipotez kurma demiş arkadaşlar. Bir kere bizim ee, süreç beceri biyoloji öğretiminde problem çözme yönteminin kullanılmasıyla öğrencilerde geliştirmeye çalışan temel süreç. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman şimdi bizim verileri kaydetme gibi bir olayımız var değil mi problem çözme yönteminde? Önceden kestirme yoktur. Ölçme olayı da var arkadaşlar. 1 ve 3'ü yaparız. Şimdi burada hani temel süreç diyor ya temel süreçlerde 1 ve 3 var. Arkadaşlar hipotez kurma deney sırasında gerçekleşen bir olaydır. Deneysel süreçtir. Önceden kestirme ise e, süreç içerisinde gerçekleşen bir olaydır. Yani temel süreç değildir. Dolayısıyla temel süreç nedir? 1 ve 3'tür. Gelelim 23. sorumuza. Şimdi soruyu okuyalım. Diyor ki bir öğretmen sıcaklığın difüzyon hızına etkisini incelemek amacıyla şekilde gösterildiği gibi A ve B kaplarına aynı miktarda iyot çözeltisi damlatıyor. Deney başladıktan sonra öğrenciler A ve B kaplarındaki bağırsak parçalarının maviye boyandığını, ancak bu olayın A kabında B kabına göre çok daha kısa sürede gerçekleştiğini, yine iki kapta da su miktarının azalırken bağırsak parçalarının şişkinleştiğini fark ediyor. Öğrenciler deney kaplarında meydana gelen olayları kendi aralarında tartışarak deneyden çıkabilecek sonuçları ilgili sonuçlarla ilgili rapor hazırlıyor. Diyor ki bu etkinlikte öğretmen veya öğrencilerin aşağıdaki hususlardan hangisini dikkate almadığı söylenebilir. Şimdi arkadaşlar burada öğrenciler gözlem yapıyorlar mı? Yapıyorlar değil mi? Gözlem yapıyorlar. şıkları göstereyim. Şimdi burada bağımsız değişken de belirli arkadaşlar. Burada bağımsız değişken nedir? Bizim değiştirdiğimiz şeydir. Yani sıcaklık. Bu da var. Önceden kestirme e dursun bakalım. Verileri yorumlama, sonuçları yorumluyorlar mı? Yani kullandıkları verileri yorumluyorlar. Bağımlı değişkeni de belirliyor ama önceden kestirme işlemini yapmıyorlar. Yani önceden öğretmen sormuyor. Sizce hangi kapta değişim olur, hangisinde olmaz veya neden gibi sorular sormuyor. O yüzden önceden kestirmeyi dikkate almıyorlar. Cevabımız C şıkkı olacak. 24. Sor sorumuz Biyoloji dersinde buluş yoluyla öğretim stratejilerini kullanarak aktif taşıma konusunu işlemek isteyen bir öğretmen öncelikle hücre zarında meydana gelen aktif taşıma olaylarına örnek verir. Öğrenciler örnekleri tanımladıktan sonra öğretmen ek örnekler verir ve öğrencilerin bu örnekleri tanımlayarak önceki örneklerle karşılaştırmalarını sağlar. Buna göre ders aşağıdaki aşamalardan hangisiyle devam etmelidir? Öğrencilerin örnek olan ve olmayan durumları belirlemesi, öğretmenin ek örnek istemesi, öğrencilerin ek örnek vermesi, öğrencilerin örneklerden ilke ve genellemelere ulaşması, öğretmenin örnek olmayan durumları sunması. Arkadaşlar burada ne yapacak? Şimdi öğretmen konuyla ilgili örnekleri vermiş ya. Çocukların bunu ayırt edebilmesi için örnek olmayan durumları sunması. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Yani sıradaki yöntem budur. Gelelim 25. sorumuza. Mehmet öğretmen 16 kişilik bir sınıfta öğrencilerini 8'er kişiden oluşan iki eşit gruba ayırıyor. Daha sonra gruptaki tüm öğrencilerin tartışmaya aktif katılımını sağlamak amacıyla grupları iç içe iki çember oluşturacak. İç ile dış çemberler yüz yüze gelecek şekilde ikişerli eşleşecek biçimde oturtuyor diyor arkadaşlar. Şimdi zaten direkt. E, burayı okuduğunuz zaman aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Akvaryum geliyor ama devamlı okuyalım. GDO'lu ürünlerin doğaya ve insan sağlığını olumsuz etkileriyle ilgili önce karşı karşıya oturanlar görüş alışverişinde bulunuyor. Sonra da dış çemberdeki öğrenciler bir adım kayarak Önceki eşinin yanındaki arkadaşı ile yeni bir ikili oluşturup görüş bildirmeye devam ederler. Böylece öğrenciler konuyla ilgili farklı kişilerin düşüncelerini, görüşlerini öğrenerek zengin bir bakış açısı kazanmış olurlar. Arkadaşlar burada cevabımız ne olacak biliyor musunuz? Cevabımız rulman yani top taşıma tekniği olacak. Şimdi top taşıma tekniğinde öğrenciler diğer arkadaşlarının ne düşündüğünü öğrenmiş oluyorlar. Böylece hem kişiler arası uyum gerçekleşiyor. Yani kendini ifade etme olayı gerçekleşiyor. Hem sınıf içerisindeki ortam zenginleştiriliyor. Burada top taşıma demesinin sebebi hani ellerinde bir top olur o şekilde taşıma olayı gerçekleşebilir ama bu olmasa da olur. Dolayısıyla cevabımız Ruman tekniği olacak. Gelelim diğer sorumuza. Kanser sebepleri ve tedavi yöntemleri konusunda altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak işlemek isteyen bir biyoloji öğretmeni düşünce şapkalarını önce öğrencilerine dağıtarak öğrencilerden şapkaların rengine uygun yorum yapmalarını ister. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bizim sarı şapkanın, beyaz şapkanın, diğer şapkaların neyi ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Hemen teker teker söyleyeyim arkadaşlar. Sarı iyimser yaklaşacak. İyimser. Beyaz objektif yaklaşacak. Objektif. Siyah karamsar yaklaşacak. Karamsar. Kırmızı daha böyle duygusal yaklaşacak arkadaşlar. Duygusal. Mavi ise arkadaşlar değerlendirme yapacak. Değerlendirme. Bakalım okuyalım hepsini. Kanser son yıllarda geliştirilen tedavi yöntemleri sayesinde eskisi gibi korkutucu bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Evet hasta iyimser yaklaşıyor değil mi? Bu doğru. 2004 verilerine göre Türkiye'de en çok görülen kanser türü akciğer kanseri. Bakın objektif ne yapıyor? Verilere göre tanım yapıyor doğru. Kanser hastalığına hiçbir zaman çözüm bulunacağına inanmıyorum. Bakın. Ee, i̇nanmadığım gibi bu hastalıktan ölümlerin gittikçe artacağından endişeliyim. Bakın karamsar yaklaşıyor doğru. Her kanser kelimesini duyduğumda çevremdeki insanlar ve sevdiklerim için müthiş korkuya kapılıyorum. Evet duygusal doğru. Kanserle mücadelede kansere neden olan faktörleri ortadan kaldırmak, kansere karşı ilaç geliştirmekten daha ucuz ve daha etkili bir yöntem olabilir mi? Arkadaşlar burada bir değerlendirme durumu yok. Değerlendirme e, durumu yok, dolayısıyla e, cevabımız mavi olacak, yani edirne olacak Peki bu yapılan ne, hangi renge göredir? Bu yapılan yeşil renge göredir arkadaşlar. Yeşil renk yaratıcı. Bakın burada bir yaratıcı bir örnek e, sunmuş bize bir soru sormuş, dolayısıyla yeşil olması gerekiyordu, mavi denemiş. 27. Aşağıda verilen değerlerle ilişkili tutum ve davranışlar gruplandırıldığında hangisi farklı bir grup içerisinde yer alır? cömert olma, fedakar olma, işbirliği yapma, merhametli olma, özgüven sahibi olma. Arkadaşlar şimdi bakın özgüven sahibi olma öz denetim. Yani e, özdenetim öz denetim yazalım. Öz denetim ile ilgilidir. Şunlar ise arkadaşlar çevreyle ilişkilerle alakalıdır. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Edirne şıkkı olacak. 28. Yukarıda verilenlerden hangisi sonuç değerlendirme sorusudur? Sonuç değerlendirme Öğrenci anlatılacak konu hakkında ne bilmektedir? Ee, öğretmenin kullanmış olduğu öğretim stratejileri yeterli midir? Öğretmen öğrencilerin kazanımlarla belirtilen öğrenme hedeflerinin ne oranda karşıladığını belirleyebildi mi? Şimdi arkadaşlar, sonuç değerlendirme yani öğrenci bir öğrenim görmüş bununla ilgili sonuç değerlendireceğiz. Bir kere 3 numara olur. Öğrenci anlatılacak bakın henüz anlatılmamış konu bu olmaz. Öğretmenin kullanmış olduğu öğretim bu da süreçle ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğru olmaz. Cevabımız yalnız 3. C şıkkı olacak. Gelelim 29. sorumuza. Yeni öğretim programına göre yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması konusu dahilinde öğrencilere kazandırılmaya çalışma, çalışılmaktadır. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması, ikili adlandırma, sınıflandırma tür var arkadaşlar ama biyoçeşitlilik ve sürdürebilirlik ekoloji ile ilgilidir. Dolayısıyla 3 tanesi sınıflandırma içerisindedir. Gelelim bu test için son sorumuza. Dök aşağıdakilerden hangisi yeni öğretim programının ölçme ve değerlendirme anlayışına ters bir ifadedir? Geçerli ve güvenilir ölçme yöntemlerini hazırlamak bu var. Ölçme yöntemlerini çeşitlendirmek, hatırlama yerine bilginin kullanılması gerektiren ölçümler kullanmak, Öğrenciyi dönem sonunda değerlendirmek, bilgi ve beceri kazanımlarını dikkate alarak yapılacak ölçme sürecini planlamak. Arkadaşlar bu e, yeni öğretim programına göre değildir. Bu geleneksel öğretim programına göredir. Sadece dönem sonunda değil. Biz her aşamada öğrenciyi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Denizli Şıkkı yanlış olacak. Cevabımız D Şıkkı. E, sonraki testimiz 9. testimiz. 9. testte görüşürüz. Hoşçakalın.